Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yurt içi, yurt dışı gündeme bakacağız. Gündemle birlikte rakamlara bakacağız, değerlendirmeler alacağız. O zaman biz de rakamlarla başlayalım. BIST 100 gelsin. Eksi var. Endeksler eksi bugün. Küresel çapta borsalarda düşüş var. Sebebini birazdan konuşacağız konuklarımızla. BIST 100'de %2'lik bir eksi gördük. Endeks 96.551 seviyesinde. Bugün 99.044 seviyesi de görüldü. 99.000 seviyesinin üzerinden bir geri çekilme var BIST 100'de. Bankacılık endeksine bakalım. %3'lük bir eksi var bankacılık endeksinde. 121.613 seviyesini görüyoruz burada. Sınai endeks %1.8'lik bir kayıp var sınai endekste. 119.344 seviyesindeyiz sınai endekste. ABD'nin vadelilerine bakacağız şimdi. S&P 500'ün vadelisi gelsin. %1.9'luk bir kayıp var. Bilanço sezonu dedik ABD için. Orada gelen birkaç rakamı vereyim size. Aslında beklendiği gibi koronavirüs salgınıyla birlikte şirket karlılıklarında düşüş beklentileri bugün realize olmaya başladı. JP Morgan Chase ve Wells Fargo'nun net kar rakamları geldi. Geçen yıl aynı dönemine göre burada bu dönem karlılıkta %69 ve %89 oranında düşüşler var. Onun etkisi de vadeli tarafta var. ABD vadelilerinin etkisi de diğer küresel borsalarda var. Nasdaq'a bakalım. %1.3'lük eksi gördük Nasdaq vadelisinde 8.575 seviyesi. Asya borsaları. Şangay endeksi %0.5'lik bir düşüş. Japonya'da Nikkei %0.45'lik düşüş. Hindistan borsasında %1'lik düşüş. Güney Kore borsasında ise %1.50'lik artı görüyoruz burada. Avrupa borsaları. Dediğimiz gibi bugün küresel borsalar için biraz keyifsiz bir gün. Londra borsasında %2.4'lük düşüş görüyoruz. Frankfurt'ta DAX %2.1 eksi de. Paris'te CAC 40'da düşüş %2 oranında. Madrid borsasında ise düşüş %2.7 seviyesinde. Borsalar böyleydi. Dolara bakalım, dolar TL'ye bakalım. Orası da hareketli. Dolar TL'de 6.86.75 seviyesini görüyoruz. Düne göre %0.75'lik bir yükseliş var. 6.88'li seviyelerde görüldü. Güne başlarken 6.82'nin biraz altındaydık. Euro TL. Euro TL'de çok küçük bir yükseliş. %0.08 oranında bir yükseliş var. 7.49-15 seviyesinde Euro TL. Burada 7.48'de 7.51 aralığında kalınmış şu ana kadar. Euro dolara bakalım. %0.6'lık bir düşüş var. Yani dolar her yerde değer kazanıyor bugün. 1.0908 seviyesinde euro dolar paritesi ve günün en düşüğüne de çok yakın. Şu gelişen ülke para birimlerinin seyrine biraz uzun bakacağız. Birkaç rakam verelim. Dolar TL'de bugün günlük yükseliş %0.9 oranında. Dolar RIBOR'daki yükseliş %1.7. Dolar Güney Afrika'daki yükseliş %2.5. Oranında şu anda. Dolar Hindistan rupisinde %0.7'lik yükseliş görüyoruz. Yine son olarak dolar Endonezya rupisinde %0.9'luk yükselişler var. Gelişen ülke para birimlerinin hepsi dolara karşı değer kaybediyor. Ons altın gelsin. Dolar değer kazanırken ons altında durum ne? Orada bugün 1731 dolar seviyesi de görüldü. Son durumda 1725 dolar seviyesini görüyoruz. Gün içerisinde 1710 dolara kadar da inilmiş ons altında. Gram altın, kur hareketliyken, ons altın hareketliyken gram altında da yüksek seviyeleri görüyoruz. Bugün 381 seviyesi görüldü. 381 lirayı gördü gram altın. En düşük 376 liraydı. Son durumda 380 lira rakamıyla karşı karşıyayız. Brent petrole bakalım. Düşüş var. %3.5'lik bir düşüş görüyoruz Brent petrolde. 28 dolar 56 sent. Ham petrolü görebilir miyiz? Listemizde yok ama oraya dair bir enteresan bir rakam var. Batı Teksas tipi petrolde en son 30 Mart'ta 17 dolar 41 sent seviyesini görmüştük. Bugün 20 doların altına inmiş 19 dolar civarında bir ham petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. Neden petrol fiyatlarında sert düşüşler var? Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu geldi bugün. Bu raporda, son raporda, genel olarak 2020 yılı için talebin günlük ortalama 9,3 milyon varil düşeceği tahmini paylaşılmış. Düşüşün sebebi bu. Talepte 9 milyon varilin üzerinde bir düşüş olacak beklentisi var. Virüs etkisiyle
alınan karantina tedbirlerinin ekonomileri bir durma noktasına getirdiğinden bahsediyor rapor ve bu nedenle küresel petrol talebinin bu yıl rekor seviyede düşeceği tahmini paylaşılıyor. Petrol talebinde ikinci çeyrekte günlük 23.1 milyon varillik bir azalma tahmini var Uluslararası Enerji Ajansı'nın. OPEC Plus petrol üretim kısıntısına karşın arz fazlası oluşacağı düşüncesi de paylaşılmış. Bu arada petrol fiyatlarına bakarken IMF de petrol ihracatçısı Orta Doğu ülkelerinin büyüme tahminini açıklamıştı. Orada rakama bakıyoruz. Bu sene %4.2'lik bir daralma tahmini var IMF'in. Daha önceki tahmin bu bölge ülkelerinin %2.1'lik bir büyüme yakalaması yönündeydi. Rakamlar böyleydi. Biz gündem başlıklarımıza bakalım. İç dış gündemimiz neymiş görelim. Piyasa gündemimiz gelsin. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sabah saatlerinde açıklama aldık. Birazdan detaylandıracağız. Özel bankalar konusunda titiz davranacağız dedi Bakan Albayrak. Bütçe gerçekleşmelerini aldık bugün saat 11'de. Bütçe Mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi. Saat 10'da TÜİK'ten konut satış rakamlarını aldık Mart ayına dair. Yıllıkta %3.4'lük bir artış var. Koronavirüs vaka sayısı küresel boyutta 2 milyonu aştı. Son durumda 2 milyonu aşmış bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. IMF dünyayı büyük bir kriz bekliyor diyor. Artık bu sürpriz değil ya da yeni bir bilgi değil. Petrol talebine ilişkin endişeler fiyatları baskılıyor dedik. Onu da az önce biraz detaylandırarak konuşmuştuk. Şimdi ilk gündem maddemizde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla devam edelim. Bakan Albayrak koronavirüsle mücadele sürecinde atılan adımlar ve ekonomik tedbirlerle ilgili bir mesaj yayınladı. Son rakamları paylaştı. Özel bankaları da eleştiren Bakan Albayrak, özel bankaların vatandaşa çıkardığı fahiş maliyetlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Özel bankalar konusunun üzerine titizlikle gideceğiz dedi. Tüm desteklerin insanımıza ulaşması için tüm kurumlarımızla adeta bir seferberlik içerisinde çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçen son destekleri açıkladı. Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize 1000 liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık. İnşallah çok yakın zamanda 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edilmiş oldu. 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412.714 oldu. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kartla birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lirayı buldu. KOBİ'lerimize ve sanayicimize sunduğumuz işe devam desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67.229 oldu. Şimdiye kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis edilmiş. Bakan Albayrak özel bankaları eleştirdi. Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz dedi. Vatandaşlara destek olmayı geçtik. Mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Gündeminde yapılan spekülasyonlar da vardı. Kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu da görmenizi istiyoruz dedi. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra bu konudaki duruşlarıyla de dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler. İşte malumunuz. Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına Sahra Hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. İşte onu da malumunuz bazı ya da prototip diyerek aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar neyse vatandaştan topladığı parayı en çok da ihtiyaç olan böyle bir dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Albayrak salgınla etkin mücadelede Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurguladı. İnsanımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasasını ve istihdamı destekledik dedi. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor. Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz.
Berat Albayrak'ın açıklamalarını izledik. Sıradaki haberimiz bütçe gerçekleşmelerinden. Merkez yönetim bütçe gerçekleşmelerine göre Mart ayında bütçe açığı 43.7 milyar TL. Yılın ilk çeyreğinde ise bütçede 29,6 milyar liralık bir açık var. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı Mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Koronavirüs salgınının etkileri bütçe performansına da yansıdı. Merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 oranında azalarak 47.4 milyar lira, bütçe giderleri ise %15,6 oranında artarak 91.1 milyar lira oldu. Bu rakamlarla bütçe 43.7 milyar lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı açık 32.4 milyar lira, vergi gelirleri 36.9 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri ise 79.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Mart ayı ile birlikte yılın ilk çeyreğine ilişkin bütçe performansı da belli oldu. Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri %17,2 artışla 255.7 milyar lira, bütçe giderleri ise %12,1 artışla 285.3 milyar lira oldu. 3 aylık bütçe açığı ise 29.6 milyar lira oldu. Aynı dönemde faiz dışı fazla 8.6 milyar lira, vergi gelirleri 176.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri ise 247.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Şimdi bir değerlendirme alacağız. Karşımızda Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş var. Cemal Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Geçtiğimiz haftayı borsalarda, küresel borsalarda iyi bir hafta olarak değerlendirildiğini gördük. Haftaya başlangıçlar da fena değildi. Biraz Paskalya tatilinin etkisi vardı bazı piyasalarda ama bugün net bir şekilde öğleden sonra piyasalarda bir bozulmayı görmeye başladık. Şimdi aylık performanslara bakıyoruz, günlük performanslara bakıyoruz, yılbaşından bugüne getirilere bakıyoruz. Aslında bu ay fena bir performans da yok aylık tarafında bakarsak. Bir miktar o yaralar sarılmıştı borsalarda. Fakat buraya kadar mı? Yani bizim için de, küresel borsalar için de dipten dönüşten sonra geldiğimiz seviyeler yakın dönemin zirveli olarak mı kalacak? Neyi fiyatlıyor bugün küresel piyasalar? Tabii öncelikle buraya kadar mıdan çok dalgalı olacağını söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. Mart ayında hem global anlamda VIX endeksinin seviyesini gördük. En yüksek seviyelere geldi ki 2008'e göre de bir yüksek rakamlardaydı. Türkiye'de ve yurt dışında da özellikle koronavirüs ile ilgili korkular had safhadaydı. Ve ilk etapta bütün fon yöneticileri, bütün yatırımcılar belirsizliği sattı. Şu geldiğimiz noktalarda onu belirli bir noktaya kadar sattıktan sonra bir bekleyişe geçiyor piyasalar ve acaba ne olacak diye bakıyor. Şu andaki hareketi de şu şekilde yorumlayabiliriz. İlk başta büyük satışlar oldu, ondan sonra fazla satış oldu en azından mevcut limited bilgiyle. Ondan sonra onun bir kısmını toparladı. Yani bizim hep piyasada kullandığımız biraz İngilizceden tercüme olan capitulation dediğimiz yani teslimiyet. Piyasada belli bir noktadan sonra hem kısa vadeli hem uzun vadeli yatırımcıların artık pes ettiği noktayı biz daha önceki dönemde yaşadık. Ondan sonra da çok düşük bir baz oluşturduğu için toparlama eğilimine girdik. Yani bizim için de geçerli global piyasalarda. Şu noktada biz önümüze bakarken şunu görüyoruz. Bu noktalarda özellikle bizim borsamız gerçekten tarihi anlamda ve Türkiye'nin gerçek değerlerini de göz önüne aldığımızda tarihi düşük noktalardayız. Yani şu anda bir endeks 95-100 bin geçmişinin sadece 10 yıl öncenin 40 bin 50 binlere. O yüzden onu bir köşeye koyuyoruz. Yani o bizim elimizde duran bir önemli konu olmalı. Fakat biz tabii ki kısa vadeli hareketlere bakmamız gerekiyor. Birincisi petrol, siz de biraz önce bahsettiğiniz petrol fiyatları öyle seviyelere geldi ki yani bu noktada petrol üreticileri kar edemez noktaya geldi birçoğu. Bu iki şeyle tetiklendi hem arz talep tarafı yani hem talep tarafı hem arz tarafında ve bugünkü aslındaki bir zayıflığı da biraz ona bağlayabiliriz. Hem global piyasada hem bizim piyasada ama petrol de zaten global moda göre değişen hale geldi. Yani bu volatiliteyi önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Sadece bu dönemde daha sağlam şirketlere odaklanmak gerekir. Yani genel anlamda
iyiye doğru gitme eğilimi olacaktır. Ama ilk etapta biz ikinci çeyreğin ve üçüncü çeyreğin belirsizliğini hala görüyoruz. İşte IMF raporlarını görüyorsunuz. Orada ciddi daralmalar öngörülüyor. Ki onlar da hareketli tahminlerdir. Birkaç ay önce çok daha farklı şekilde söylüyorlardı. O nedenle biz bunu yavaş yavaş kısa farlarla giderek göreceğiz. Burada bizim yaklaşımımız şu olacak. Hala kalem çevirmekte zorlanıyoruz. Onu söyleyelim. İkinci çeyreğe ama en azından bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz dünyanın. Bizimki de öyle olacak diye varsayıyoruz. Bu üçüncü çeyreğe de sarkabilir diye bir fiyatlama var ama daha uzağını fiyatlamıyor piyasalar. O yüzden önümüzde özellikle Nisan ayı, siz de yine biraz önce bahsettiniz. Mart ayına göre ben diyorum Mart ayı dert ayı oldu. Nisan biraz daha bereket ayı, biraz daha yağmurların olduğu ay gibi olacak diye bir temennim vardı. Benim o taraftayız hala. Ama önümüzdeki günlerde özellikle Nisan sonu bu virüsün seyri ve petrol fiyatlarındaki iki trend, bu iki konu bizim fokus olacağımız konu. Burada en azından kısa vadede çözüm olmasa da acaba kontrol altına alınma şansı artıyor mu? Onu takip ediyor olacağız. Bununla birlikte zaten dünyada likidite çok fazla. Bu biraz kurlardaki hareketi ona da bağlamak lazım. Bunun şu anda mesela birçok kurun dalgalı seyrettiğini görüyoruz. Normalde bu kadar programdan sonra doların bu kadar yükselmemesi gerek. Ama dolar yükseldiği zaman bilin ki petrol fiyatları da düşüyor. Yani bu tip ilişkiler her şey birbirine karışmış noktada. Ama biz yine sakin kalınması taraftarıyız. Dediğim gibi en kötü geride kalmış demek ruh hali olarak geride kalmış olabilir. Gerçekten buna inanıyorum ben. Yani ruh hali ama rakamlar olarak ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekleri göreceğiz. Ve bu süreçte de biz hisse senedi tarafında da bakarken hep diyoruz mesela örnek burada işte bakıyoruz bugün işte BİM, Ereğli, bakıyoruz Migros, Ülker bunlar iyi gidiyor değil mi? Mesela bugünkü koşulda gibi bunların bir sebebi var. Ben yatırımcıların özellikle ona yani Türkiye içerisinde varlıklar baskı altında olsa dahi özellikle daha bilançosu daha makul mevcut konjonktürde bizim saydığımız bu iki çeyreklik negatif koşulu daha iyi atlatabilecek şirketler çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Yani bunun ama bunu daha sonra işler ikinci ve üçüncü çeyreğe ilişkin daha iyi kalem çevirmeye başladığımız noktada ise daha işte bankalar ve diğer ucuz hale gelmiş şirketler ön plana gelecektir. Ki bunlara örnek olarak mesela dayanıklı tüketimde şu anda Arçelik'in değeri 1.4-1.5 milyar. Gerçekten bu şu ortamda bu öyle bir değer ki sanki şirket artık fonksiyonları durmuş gibi fiyatlamalar. Bunu da bağlanan sebep işte yurt dışındaki durumlar ya da iç talebin duracağı ilk olarak insanların ilk ihtiyaçlarını tüketeceği yönündeki argümanlar. Ama dediğim gibi biz burada iki etaplı düşünüyoruz. En başta sağlıklı bilançosu olan dayanıklı şirketleri ön plan alıyoruz ama bir elimizde gazda bir şekilde hafiften fırsatlar gördükçe de banka ve benzeri yani daha performansı iyi olabilecek şeylere daha sonra bakıyor olacağız. Şimdi hem güvenli hem de mevcut hikayesi olan telekomlar, işte beyaz perakende ve gıda gibi sektörlerde park edip ağırlıklı olarak diyorum onlar üzerinden hareket etmek, işte geri alım programı açıklayan şirketler var. Bunlardan baz alarak biraz daha bu ortamda biraz seçici olmak gerekir. Bir de son altını çizebileceğim konu, altın gibi bir emtiaya baktığınızda altınla şeylerin aynı anda hisselerin birlikte yükselmesini ben paradan varlıklara kaçış olarak yorumluyorum. Eğer likidite sıkıntınız yoksa birinci öncelik likidite, bir sonraki şey paranızı bir değere park etmek. Yoksa para olarak baktığınızda işte dünyada her yerde para basmalar arttıkça paranın değeri azalacaktır. Onun karşılığında gerçekten ileride kar yaratabilecek, iş yaratabilecek hisselere ya da işte altında koruyucu bir varlık onlara bağlı kalmak en azından şu anda biraz daha genişlemeci politikaların olduğu dönemde daha makul görünüyor. Şimdi siz psikolojik olarak en kötüsünü geride bırakmış olabiliriz ama rakamlarda oynaklık devam edecek diyorsunuz. Şu dönem için
önemli olan en az hasarla çıkmak diye anlıyorum söylediklerinizden. Ama Borsa İstanbul'un performansı uluslararası piyasalardan farklı bir yerde de değil. ABD için bilanço dönemi dedik. İlk gelen bilançolar gerçekten kötü. Ama zaten kötü gelmesi bekleniyordu. Yani bugün acaba, bugünün özelinde soruyorum. Konu beklentilerin ötesinde şöyle bir korku mu var? Evet, biz biliyoruz. IMF diyor, Dünya Bankası diyor, işte değişik kurumlardan büyüme beklentileri hayli kötü. Doğal olarak şirketlerde de performans bu açıdan kötü olacak. Evimizdeyiz, herkes evinde, evinde kalması gerekiyor insanların. Bu salgının ekonomiyi vuran bir etkisi var. Ama rakamlar acaba, tahayyül edilen rakamlar ya da düşünceler ya da kayıpların çok ötesinde bir yerde gerçekleşecek endişesini mi fiyatlamaya başlıyor? Acaba o psikoloji tamamen en kötüsünü geride bırakmış demek gibi bir imkana sahip miyiz? Yoksa herhangi bir açıklama, şirketlerden üst üste gelen rakamlar buradaki algıyı tekrar bozabilir mi? Oynaklığı bu tarafa bağlamak mümkün mü sizce? Kesinlikle çok aslında güzel özetlediniz. Şu hali dedim, VIX endeksinin özellikle dünyada en yüksek seviyelere gelmesi. Oradayken neredeyse dünyanın kıyamet tarzı bir fiyatlama, ya yani fiyatlama demeyeyim de ruh hali, ona eğilim söz konusuydu. Şu anda baktığımızda her haber önemli olacak. Özellikle ikinci çeyrekte bir aşağı inen bir ekonomi düşünün. Bunun ne olacağına göre, yani o dönemdeki virüsün seyrine göre beklentiler daha kötüye ya da daha negatife, ya daha kötüye ya da pozitife dönecek. O yüzden bunu yaşayacağız. Bu hemen gitmeyecek. Ama öyle bir şey ki bunu düşünebiliyoruz en azından, öyle söyleyeyim. Yani normalde bu olasılığı düşünmememiz gerekir eğer çok iyiye geçmiş olduğumuzu düşünsek. Ama ne diyoruz? Şu anda kötüyü, çok kötü bir şey yaşadığımızı düşünüyoruz ruh hali olarak. Bunu yani önümüzdeki 6 ay 9 ayı pas geçeceğimizi varsayma şeklinde. Şimdi bu noktada acaba o yine olabilir diye bir korku. Yani korku hala gitmiş durumda değil. Korku yine devam edecektir, dalgalı olarak şey yapacak. Çok böyle rahat olmayı beklemeyelim. Çünkü yatırımı siz çok rahat yapılan yatırımlar hiçbir zamanda çok ciddi getiriler elde etmez. Bunu da altını çizmek lazım. Ama likiditeyi kontrol ederek hem dünyada hem bizde, yani bu işte petrolle ilgili o konular ki orası belirleyici olacak bir taraftan da ilişkiler. Para politikaları her türlü şeyi yaptılar. Nedir o zaman biz? Bugünkü hareketleri göreceğiz. Yani her şey çok, mesela 5 gündür bizim piyasamız yükseliyor. Böyle bir şey bugün gelmezse yarın gelecek. Unutmayalım onu. Yani ya da Avrupa'da 5 gün yükseliyor. Dün acaba bu artık daha devam eder mi sorusu vardı. Şimdi bugün bu tip şeyler, geri çekilmeleri ben çok rahatsız edici görmüyorum. Heyecan yaratıyor, sıkıntı, ruh haline sıkıntı yaratıyor ama tek başına böyle çok iyi ya da kötüye gitmek için bir sebep olmuyor. Sadece biraz daha kafayı yukarıya çıkardık. Zaman zaman kar realizasyonları gelecek. Ama biz özellikle yakın dönemdeki datalara bakarak ve özellikle bu virüsle mücadeledeki başarıya bakarak, yapılan açıklamalara bakarak yolumuzu bulmaya çalışacağız. Bu yolu bulup şey yaparken de daha iyi konumdaki ya da daha iyi şirketler üzerinden gitmek gerekiyor. Mesela işte atıyorum bankacılık sektörü, biz daha önce düşük faizlerle daha olumlu bakıyorduk ama şu anda yine çok ucuz görünüyor ama onlar her an diken üstünde. Yani genel resme baktığınız zaman, yani faizler belli bir noktada ilk çeyrek bu arada birçok şirketin iyi olacak, kötü olmayacak çok bizim için Türkiye'de. Ama zaten bizde Mart'ın 20'sinden sonra başladı bu, 11'inden sonra başladı. Yani çok az etkisini, çok fazla etkisini görmeyeceğiz. Asıl biz ilk çeyrek rakamlarını gördüğümüz zaman o bize yetmeyecek. Bize daha çok orada ileri dönük öngörüler önemli olacak. Yani biz birinci çeyrek rakamlarını gördüğümüz zaman iyi kötü diyeceğiz şirkete göre. Ama asıl bize verecekleri, ki o zaman Nisan sonuna gelmiş olacağız, Mayıs başına geliyor olacağız, tam bize orada kendi öngörülerini paylaşacaklar. O bence piyasadaki daha kötümserleşilecek mi, edilmeyecek mi onu gösterecek. Ama o zamana kadar böyle aşağı yukarı trade'ler şeklinde, evet, biraz zaman zaman olumlu tarafta bir hareket içerisinde bekliyorum açıkçası. Cemal Bey, biz sizi yıllardır özellikle zor zamanlarda şirketlerin, borsada şirketlerin iç değerini dikkate alan, o tarafa dikkat çeken bir profesyonel olarak takip ediyoruz. Bunu 2018'de de gördük, 2019'da da gördük, bugün de görüyoruz. Siz daha çok değer tarafındasınız. Şimdi yatırımcılarda da acaba
yatırımcılar cephesinde bugünkü koşullarla birlikte şirketlerin iş değeriyle kıyaslandığı zaman Borsa İstanbul için nasıl bir potansiyelden bahsetmek lazım? Salgını elbette bir gün geride bırakacak dünya. Biz de olabildiği kadar az hasarla atlatmak çabasındayız. Ama ilelebet gündemimiz salgın olmayacak. Büyük bir likiditeden bahsediyoruz dünyada. Fed'in başlattığı parasal bolluktan bahsediyoruz. Bu paranın da gideceği yerler belli. Bütün bu küresel çerçevede baktığınız zaman Borsa İstanbul için değer açısından baktığınız zaman yatırımcılara ne demek istersiniz? Neler aktarmak istersiniz? Çünkü bazı yatırımcılar için de piyasaya girmek açısından acaba fırsat mıdır bu düşüşler? Uzun vadede işte mevduatla kıyaslıyoruz, faiz getirisi, kurun olduğu yer, altının gittiği yer. Burada rekabetçi olabilecek bir fırsatı barındırıyor mu Borsa İstanbul? Öncelikle şu anda belki yani yıllardır görmediğimiz bir virüsle karşı karşıyayız. Koronavirüs ve gördüğümüz kadarıyla bütün dünyayı esir almış durumda ne yazık ki. Yine bizim Türkiye ülkemiz olarak daha bir mücadelede daha başarılı bir noktadayız kısmen. Ama genel anlamda birinci konu bu bizim hiç hayatımızda karşılaşmadığımız ve bunun bir kere vakıf olmamız gerek. Yani ama burada böyle enseyi karartmamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu insani bir taraftır inanın. Ben onu insani olarak diyorum. Ekonomi tarafı daha sonra geliyor. İnsani tarafında buna ana senaryoda biz 6 ayda 8 ayda işte bir süre içerisinde bir çözüm bulacağı varsayımı insanlığın tarihini de düşündüğümüzde varsaymak durumunda. Bir kere bunu durarak ilk önce sağlığımıza dikkat ederek onun dışında da likiditemize dikkat ederek bu iki şeyi yana koydum. Yani virüsle ilgili sağduyunun ve insanlığın hakim geleceği varsayımı hemen kısa vadede olmasa da ikinci varsayım da likiditeniz yani piyasada dalgalanmalar olduğu zaman heyecanıp heyecanlanmayacağınız. Bu iki şeyi yanınıza güvenlik penceresini yanınıza koyduktan sonra şunu söyleyebilirim cevaben. Bizim bu olaylarda olmadan önceki endeks hedefimiz 155 bindi. Evet. Şimdi biz onu değerlendiriyoruz 12 aylıkta. Şimdi şu bariz ki bu 12 aylık hedefimiz öteleniyor. Yani biz ne dedik? İkinci çeyrek yok oluyor. Üçüncü çeyrek daha biraz iyileşecek. Bunları böyle kaldırın 2020'ye geçecek. Yani dünyada olduğu gibi işte bu sene %3-5 daralırsak atıyorum. Önümüzdeki sene 6-7 toparlanacak. O yüzden bugünden önümüzdeki 3-6 ayda değer yatırımcısının iyi yönetilen, dürüst olan şirketlere odaklanarak değer kazanacağını düşünüyorum. Ve bu son şunu ekleyeyim. Bu virüsle ilgili konu bir miktar kontrol altına alındığı zaman bizim gibi ülkeler, özellikle borcu daha fazla olabilen diyelim ya da yabancı para borcu, bu likidite bolluğundan faydalanacaktır. Ki bir de içeride biz daha az hasar aldığımızı düşünelim. Görece olarak Türkiye'nin önünde çok daha iyi imkanlar olma ihtimali var. Şuna bağlayabilirim. Bir de endeksi normal fiyatıyla görmeyelim. En büyük yanılgı doları da. Yani şu anda doların TL'nin çok uzun olduğu nokta. Endeks de 90-100 bin, 10 yıl öncenin 40 bini. O yüzden nominal rakamlara odaklanmayalım. Ben öyle bir senaryo çizebilirim ki size. Şu virüs gittiği anda, o anda global likidite koşulları bozulmadığı takdirde 155 bin değil, 200 bini de düşünebilirsin inanın. Ya bunlar değerlemenin ya da aklının dışında rakamlar değil. Ama bu süreç içerisinde önümüzdeki 3 ayı dayanıklı şekilde portföyünü oluşturanlar, daha sonra o kötü günlerin geriye bakıp hatırlayacaklar insanlar. Dediğim gibi insani boyutu en önemlisi. Ekonomik tarafta hep bu. Ertelenmiş talep daha sonra gelecek. Ama tabii ki burada da ne kadar iyi yönetildiği belirleyici olacak. Şu an için biraz daha biz şey olarak bakıyoruz, daha yapıcı bakmaya devam ediyoruz. Çünkü bu yurt dışına çıktığımızda da görürüz bu ülkede bir değer var. Bunu bazen küçük görülebiliyor bu değer ama gerçekten bir değerler var. Yeter ki bunun bu süreçten yeniden bu dijitalleşme dönemiyle birlikte yeniden hızlanabilsin. Genç nüfus olması vesaire gibi avantajlarının gerçekleşmesi. O yüzden yani sorunuza biraz uzun cevap verdim ama İyi oldu, gerçekten de şu günlerde bile bu değeri görüyoruz. Ama sadece biraz daha özellikle genel içeride dışarıda birçok konuda daha netleşme, belirsizliklerin, güven ortamının artırılması lazım. Güven arttıkça iskonto oranı da artacaktır, düşecektir diye düşünüyorum Türkiye'deki varlıklar açısından.
Değer var ama biraz zamana ihtiyaç var, biraz sabra ihtiyaç var. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Biraz Avrupa'ya dönüp Avrupa'ya bakmamız lazım. Oradaki gerçekleşmeler de önemli. Virüsle ilgili hangi noktaya geldiklerini takip ediyoruz. Ekonomik açıdansa Avrupa Birliği'ni çok zorlu bir dönem bekliyor. En azından iç otoriteler gelecek dönem beklentilerinde hayli karamsar. Ama bize bütün bunları Apara Londra muhabirimiz Alparslan Düven anlatsın. Londra'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Koronavirüs nedeniyle İngiltere ekonomisi son 300 yılın en büyük kriziyle karşı karşıya. Ülkede 2 milyon kişinin işsiz kalabileceği endişesi hakimken, Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonominin %35 daralabileceği uyarısında bulundu. Diğer yandan, İngiltere Merkezli Düşünce Kuruluşu Oxford Economics, koronavirüs salgını nedeniyle global ekonomik görünüme yönelik değerlendirmelerini güncelledi. Global sanayi üretiminin 2020 yılının ilk yarısında %7 azalacağını tahmin eden Oxford Economics, global ekonominin ise 2020 yılında %2.8 daralacağını öngördü. Ancak yılın ikinci yarısından itibaren bir toparlanmanın başlayacağına işaret eden Oxford Economics, 2021 yılında global ekonominin neredeyse %6 büyüme gösterebileceğini ifade etti. Diğer yandan küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle karışık bir seyir izlenirken bugün yoğunlaşan veri takvimi de takip edilecek. Uluslararası Para Fonu IMF dün büyük tecrit başlığıyla yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için %3.3'ten %-3'e, 2021 için de %3.4'ten %5.8'e revize etmişti. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin %5.9 ve Avro bölgesinin ise 7.5 daralacağını öngördü. Diğer yandan tahminler koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkisinin çok sert olmasının beklendiğini ortaya koyarken G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın yaptığı ortak açıklamada güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politik araçlarını kullanmaya kararlı olunduğu, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanmasına çalışıldığı da bildirildi. Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesinin pay piyasalarında yükselişi desteklediğini belirterek buna karşın yatırımcıların ekonominin ne zaman faaliyete başlayacağına değil, toplam talebin virüs öncesi seviyelere ne zaman döneceğine odaklanması gerektiğini de vurguluyorlar diyelim. Ve sözü Londra'dan size bırakalım. Londra'dan Pekin'e uzanalım. Asya notlarını da Sadi Kaymaz'dan dinleyelim. Evet, öncelikle Pekin'den yayınlar dilerim. Tabii gün geride kaldı ama PBOC hareketliliğiyle başladı. Hemen ondan ben de başlayayım. Çin Merkez Bankası, bankalarısı piyasaya aslında hiç hesapta yokken sürpriz bir şekilde yaklaşık 14 milyar dolarlık net likidite enjekte etti. Tabii orada asıl hikaye faiz tarafında 3.15'ten 2.95'e düştü. Orta vadeli borç verme penceresinden, 1 yıllık vadeli pencereden bahsediyoruz. 3.15'ten 2.95'e düştü. 20 bas puanlık bir fark var. Orada indirim ciddi ölçülerde gerçekten. Çünkü Çin Merkez Bankası hatırlarsanız küçük küçük adımlarla 5 bas puan. En son yanılmıyorsam 10 bas puan olmuştu ama 20 hayli önemli. Tabii bir taraftan da herkesin aklında Cuma günü açıklanacak büyüme verileri var ve diğer kilit makro göstergeler var. O tarafta da baktığımızda gerçekten beklentiler çok değişiyor. Bir taraftan %20 daralma bekleyen de var. Bir taraftan %5 daralma bekleyen var ama en iyisi %5, onu hatırlatalım. Genel olarak baktığımızda %12-13 gibi medyan tahminler ama heterojen tabii, onu belirtelim. Analiz tahminleri bir yerde yoğunlaşmıyor. Onların ortalamasına baktığımız zaman evet çift haneli büyüme bekleniyor ama Çin son zamanlar istatistikler açısından şaşırttı. Bana sanki daha böyle %5'e yakın bir yerde çıkar gibi geliyor. En azından yapıla gelişe baktığımızda, son verilere, rakamlara, ticaretin ya da PMI'nin gidişatına baktığımızda sanki daha iyimser tarafta gibi geliyor bana.
Bir taraftan da tabii havacılık dünyada çok konuşuluyor. Mart ayına ilişkin veriler açıklandı. Yolcu sayısı %71 düştü. Çok önemli tabii. 15 milyon kişi uçmuş. Mart ayında tabii ekonomi açılmıştı ama ona rağmen 15 milyon oldu. %71 düşüş tekrar. Diyeyim, söz tekrar sana devredeyim. Bir değerlendirme daha alacağız. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman'la birlikteyiz. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Borsayla başlayalım isterseniz. Bir eksi var bugün. %2 civarında biz de eksi görüyoruz. Avrupa borsaları eksi de, ABD vadeleri evet. Eksi de. Acaba geçen hafta yakalanmış olan o pozitif ivme, momentum kayıp mı oluyor diye sormaya başladık. Evet, size de sorayım. Gerçekten o iyimserlik sürdürülebilir bir iyimserlik miydi? Sonuna gelmiş olabilir miyiz? Bugünkü düşüşleri neye bağlamak lazım? Aslında yani öncelikle geçen haftadan başlamak lazım. Biliyorsunuz evet. Bu parasal genişlemelerin olumlu etkisiyle ve bu koronavirüs konusunun aslında global çapta da Nisan sonuna doğru aslında biraz daha kontrol altına alınabilir düşüncesiyle ve hatta hatırlarsanız Trump tarafından da Amerikan ekonomisinin en kısa zamanda açılması yönünde kendisinin bir niyeti olduğu açıklamasıyla da birlikte aslında ve tüm bunlara ek olarak da bu petrol arz kesintisinin netleşmesi beklentisi aslında tüm beklentiler hep üst üste geldiğinde son 1-1,5 haftada genel bir global piyasalarda bir toparlanma görmüştük. Biz de borsa için aslında kendi borsamız için de 98 bin ile 100 bin arasında bu rally'nin en azından birazcık nefesleneceğini, soluklanacağını, orada bir direnç oluşacağını düşünüyorduk. Ki nitekim öyle oldu. Aslında 99 bini görüp endeks bir miktar düzeltme yaşamaya başladı. Bu düzeltme nereye kadar devam eder? Çünkü yaklaşık 17 bin puanlık bir yükseliş gördük BIST yüzde. Evet. 17 Mart'ta 81.936 seviyesini görmüşüz en düşük. Bugünse son dönemin en yüksek seviyesini gördük. 99.044. 98 bin ile 100 bin aralığı önemli ya da dikkate değer bir bölge olarak değerlendiriliyor. Tam da ortasından bugün bir geri dönüş var. Bu geri dönüş evet. Nereye kadar devam eder? Bir fikriniz var mı bu konuda? Tabii ki de. Aslında şimdi dipten yükselişe baktığımızda %20'lik bir yükseliş oldu aslında. 82 binlerden işte 99 bine kadar. Ve birçok hisse yani yanlış hesaplamadıysak %50'nin üzeri ve getiri, %50 üzeri ve getiri sağlayan hisse sayısı 45-50 civarında oluştu. Hatta ikiye katlayan hisseler de oldu bu dönemde. Bu borsanın dipten bu seviyeye gelmesiyle birlikte. Bunun illaki bir düzeltme periyodu olacaktır. Mevcut durumda birkaç bin puanlık bir düzeltmenin aslında olası olabileceğini düşünüyoruz. Düzeltmeler zaten sağlıklıdır bu konuda. Onu öyle düşünmek lazım, öyle yorumlamak lazım. Çünkü kısa vadeli hızlı yükselişin illaki bir sindirimi olması gerekiyor piyasalar anlamında baktığımızda. Bir iç değerden bahsediyoruz bir süre. Borsa İstanbul'un iç değeri. Yani bunu yükselişle, düşüşle bağımsız bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Salgını geride evet. bıraktıktan sonra acaba Borsa İstanbul'da yatırımcı mutlu olabilir mi? Bu mutluluk vadesini de öyle 3 ay, 5 ay diye değil de bundan bir sene sonrası için kıyaslıyoruz. Seçenekler belli zaten. Hisse senedi, mevduat, döviz veya da işte altın. Yani şu anda en geride kalan Borsa İstanbul tarafında endeks bazında konuşuyoruz. Hisse evet. senetleri piyasası olarak gözüküyor. Bu fark kapanabilir mi? Salgını geride bıraktıktan sonra şu likitte dediğimiz konu borsalarda canlanmayı kalıcı bir şekilde sağlayabilir mi? Ne dersiniz? Sağlayabilir. Hani bu bizim hep görüşümüz şu aslında. Şimdi bu korona virüs krizi global çapta aslında dünyanın şu ana kadar görmediği bir konu. Biliyorsunuz daha önceki krizler aslında finansal ve ekonomik bazı krizlerdi ama bu aslında bir nebze de sağlık krizi, sağlıkla ilgili bir konu. O nedenle de hani bu kriz geçtikten sonra aslında etkilerinin ne olduğunu, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra etkilerin ne olduğunu ve bunlarla ilgili önlemlerin hızlı alınmasıyla birlikte hani orta vadelerde dünyadaki borsalarla birlikte bizim borsamızda toparlanma bekliyoruz. Bu düzen toparlamanın şekli çok önemli. İşte V tarzı bir toparlanma mı olacak, U tarzı mı yoksa L tarzı mı devam edecek? Aslında genel şu andaki konsensus görüş toparlanmanın V ya da U şeklinde olacak. Yani bu ne demek oluyor aslında? Bu dönemde krizle birlikte aslında daha zayıf bir ekonomik görünüm ama 2021 ile itibaren, 2021 ile başlayacak olan daha hızlı bir ekonomik toparlanmaya işaret ediyor.
Yabancı yatırımcı nezdinde yavaş yavaş gelişen ülkelere dair notlar görmeye başladık. Özellikle tahvil bono piyasaları için hak ettiğinin çok altında bir değerleme var fikri görüyoruz. Gelişen ülkeler için yine. Ama biz Türkiye piyasaları için yabancılar nezdinde en cazip noktayı son bir haftadır yanılmıyorsam Eurobond tarafında konuşmaya başladık. Özellikle dövizdeki oynaklıktan da kendisini korumak isteyen yatırımcılar için ciddi fırsat barındırıyor dedik. Yani bu taraftan baktığımız zaman tabi bono piyasası ile birlikte Borsa İstanbul ve diğer varlıkları kıyaslarsak bu tarafta sabit getirili enstrümanların vaat ettiğini nasıl değerlendirmek lazım? Aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi son gelen enflasyon verileriyle birlikte aslında Mart enflasyonuyla birlikte yıl sonu enflasyonu 2020 sonu enflasyonu %8 ile 9 arasında beklentiler o civarlarda oluşmuş durumda. Şu anki hani tahvil faizlerine gösterge faize baktığımızda aslında bir miktar daha iyileşmenin önümüzdeki dönemde olması olası gözüküyor. Bu nedenle de aslında bonolar aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bir miktar da olsa cazibesini koruyorlar. Kura da bakalım mı? Hareketli, hayli hareketli. Gelişen ülke para birimleri dolar karşı zayıf. Bugün de son durumda şu anda 6.87 civarında bir dolar TL görüyorum. Ne oluyor? Evet, evet. Yeni bir durum değerlendirmesi yapmak icap ediyor mu? Yoksa bir süreç var. Bu süreç ilerlerken yaşadığımız şeylerde normal mi değerlendirilmeli? Ne dersiniz? Biz aslında öncelikle teknik olarak başlayayım. Diğer konular hep temel konulardan bahsettik ama evet. Teknik olarak baktığımızda bizim için 6.80 seviyesi önemliydi. Kur şu anda onun üzerinde seyrediyor. İşte 6.88'i gördü bugün. Şu anda 6.87 düzeyinde seyrediyor. Aslında kur dolar endeksi de, DXY endeksi de biliyorsunuz çok güçlü. Diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle birlikte aslında benzer bir şekilde değer kaybediyor. TL nasıl daha hızlı değer kazanır? Öncelikle bu süreci bir an önce atlatıp ekonominin tekrar canlanmasıyla aslında biz iyi bir toparlanma olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan tabii bu işin fonlama tarafı da çok önemli. İşte açılması beklenen, planlanan swap hatları, bunların zamanı ve içeriği ve boyutları, büyüklükleri oldukça önem taşıyor. Doların TL karşısındaki değer kazancının devam etmemesi yönünde. Biz de süreci izliyoruz aslında. Konuşmanızın başında petrol fiyatlarına dair bir vurgunuz vardı. Bugün Uluslararası evet. Enerji Ajansı'nın raporunu da aldık. Hayli karamsar bir tablo var ve bu açıklamada şöyle, şu cümle bana çok dikkat çekici geldi. Petrol fiyatlarının düşüşüne sevinmemeliyiz. Bu tablo aslında çok kötü bir geleceğin, hayli zorlu bir sürecin bugünden fiyatlanmasının sonucunda ortaya çıkmış bir fiyatlamadır. Şimdi petrol piyasasındaki fiyatlara bakıyoruz. Bugün ham petrolde tekrar 20 doların altında bir fiyatlama var. Arz kısıntısı da öyle çok etki yaratmamış gibi görünüyor. Bu kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkmasını bekler miydiniz? Tekrar yakın vadedeki en dip rakamlara doğru inilmesini. Buradaki asıl sorun nedir? Bizim görüşümüz şu aslında. Şimdi petrol piyasasındaki denge şu şekildeydi. Bu kriz başlamadan önce. Daha doğrusu yılbaşına kadar diyelim. İşte 90-95 milyon varil arasında günlük bir üretim vardı. Ve buna eşdeğer bir şekilde petrol tüketimi de vardı. Dolayısıyla aslında dünyadaki arz ve talep 60-65 dolarlar seviyesinde eşleşiyordu. Fakat hatırlarsanız yılbaşından itibaren Amerika-İran gerginliğiyle birlikte aslında petrolde bir 75 dolarları gördük. Sonrasında ise Suudi Arabistan elindeki tüm fazla üretimi piyasaya pompalayacağını açıkladı. Bu aslında arzın daha da önümüzdeki süreçte artacağının işaretiydi. Yani arzı talep tarafından daha arz yönüyle daha pozitif bir seviyeye getirdi. Öte yandan korona kriziyle birlikte biliyorsunuz petrol aslında dünyada taşımacılıkta, havacılıkta, denizcilikte bu tarz yerlerde kullanılıyor. Dizel, benzin ve jet yakıtı olarak aslında ağırlıklı kullanılıyor. Bu durumda buradaki talep azalmalarından dolayı talep çok ciddi bir şekilde geriledi. Şimdi arz talebinin çok üzerine kaldığı için biz aslında bu petrol fiyatının bu seviyede olması aslında bunun doğal bir sonucu. Ne olmalıydı? Şu an hani mevcut durumda talebin 3'te 1 oranında gerilediği dünya piyasasında görülüyor. Yani bahsettiğim 90-95 milyon varillerden aslında 60-65 milyon varillere gerileyen bir talep var. Önümüzdeki süreçte daha da gerileyebilir.
Ama arz hala 90-95 milyon varil seviyesindeydi. İşte OPEC Plus toplantısında yaklaşık 10 milyon varillik bir kesinti oldu. Ama bizim gördüğümüz şu, arada hala 20 milyon varillik bir arz lehine bir fazlalık var. Bu da aslında petrol piyasasındaki dengeyi bozmaya devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı şu yönden haklı. Petrol piyasası, petrol fiyatları aslında birçok ülke için en önemli gelir kaynağı, servet kaynağı. Ve bu fiyatların geriye gelmesi aslında bu ülkelerin de milli gelirlerinde, ihracat gelirlerinde çok ciddi gerilemeleri neden olacaktır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, işte Rusya'da, Suudi Arabistan'da bu tarz büyük petrol üretici ülkelerin yarattıkları gelirlerde, ihracat gelirlerinde, gayri safi yurt içi hasılalarında çok ciddi gerileme neden olacaktır. Aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın da ana kaygısının bu olduğunu anlıyorum ve açıkçası buna da katılıyorum. Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Burak Salman, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tabii salgının ortaya çıkardığı ekonomik sorunlara karşı da uluslararası merkezler çözüm arayışında. En son G7 Maliye Bakanları salgınla mücadele kararlılığını tazeledi, yeniledi. Ülkelerin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları gerçekleştirdikleri telekonferansta büyümeyi yeniden sağlamak için gereken her şeyi yapma taahhüdünü yenilediler. G7 koronavirüsle mücadele kararlılığını yeniledi. G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrasında salgının ekonomik etkilerine yönelik ortak bir açıklama gerçekleştirildi. G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını belirtti. Krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanması için çalışıldığı bildirildi. Açıklamada ekonomik büyümeyi yeniden sağlama, istihdamı, işletmeleri ve finansal sistemin direncini korumak için gereken her şeyi yapma taahhüdünü yeniledi. Sağlık krizinin küresel ekonomi için benzeri görülmemiş zorluklar oluşturduğuna dikkat çekildi. Kritik fon ihtiyacının karşılanması için IMF'nin afet etkinliklerinin sınırlandırılması ve borcun hafifletilmesi fonuyla yoksulluğu azaltma ve büyüme fonuna katkı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan en yoksul ve kırılgan ülkelerden uygun olanlarının borç ödemelerinin askıya alınmasının desteklendiği belirtildi. G7 gibi merkezlerin salgınla mücadelede yaptıklarına, IMF'in mesajlarına ve aldığı tedbirlere karşı bir yorumu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kadir Tuna'dan aldık. Doçent Doktor Kadir Tuna, uluslararası finans kuruluşlarının salgına hazırlıksız yakalandığını ifade etti. IMF'nin yakın tarihte bu kadar büyük bir finansman desteği sağlamadığını vurguladı. Fed'in aldığı kararları da bankanın sorun çözme konusunda henüz başarı sağlamadığı yönünde değerlendirdi. Uluslararası kurumlar bu sürece çok hazırlıksız yakalandığı ortada. Yani Uluslararası Sağlık Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve diğer kurumlar, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bu sürece tabii çok hazırlıksız yakalanmış durumda. Aslında şöyle beklerdik, yani bu süreç ilk Çin'de ortaya çıktığında bu sürecin önemli ölçüde bir küresel tehlikeye dönüşebileceği, bu hep zaten tartışılıyordu. Özellikle de bunun küresel anlamda tüm ülkeleri etki düzeyinin çok artacağı bekleniyordu. Ancak burada birçok kurumun ciddi anlamda bir hazırlık içerisinde olmadığını görüyoruz. Uluslararası Para Fonu'nun bu açıklamaları, yani kurum olarak açıklamalarına baktığımız zaman hiçbir dönemde bu kadar ciddi anlamda finansman talebinin olabileceği bir koşul aslında karşılaşmamıştı. Yani bizim yakın tarihte
En büyük endişe de burada Uluslararası Para Fonu'nun önümüzdeki süreçte, yani bu zaman henüz daha bu takvimin tam olarak netleşmemiş olması da zaten burada belirsizliği arttırıyor. Dolayısıyla ülkelerin finansman ihtiyaçlarının, taleplerinin daha da artacağını düşünerek burada bir takım tabii arayışlar içerisine girmeye başlamış durumda. Açıkçası bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama ben Uluslararası Para Fonu'nun bu konudaki sağlayacağı desteklerin de ülkelerin kendi... Evet, Kadir Turan'ın açıklamalarını da aldık. Şöyle kapanışa doğru piyasalara, rakamlara tekrar bir bakalım. Borsa İstanbul düşük seviyelerinden ufak da olsa bir toparlanma çabasında. Son durumda BIST %'de %1.98'lik bir düşüş var. Dolar TL'de 6.88 rakamındayız. Euro dolar 1.09'lu seviyelerde, dolar hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazanıyor. Gram altın 380 lira, hem kurdaki hareketle birlikte hem ons altının 1720 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla tekrar hareketlendi. Bakalım günün geri kalan kısmında fiyatlamalar neyi gösterecek? Akşama doğru tekrar bunları konuşacağız zaten. Şimdilik piyasa gündeminden veda edelim. Tekrar görüşmek